böcek, kimi kul, kimi böyük, kimi böcek, kimi kul. Merak edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden, nedenini sordun mu? Kimi böcek, kimi kul, merak edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden, nedenini sordun mu? Neşet Usta'nın hayatı anlatan, yolculuğumuzu anlatan en güzel şiirlerinden bir tanesi. Tabii ben iki kıta okudum, daha uzun. Gerçekten hayatı sorgulattırıyor. Uzun da evet, sözleri hep uzun uzun yazardı. Uzun uzun da söylerdi rahmetli. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere başlık güllere dolaştım, öptüm sevdiğim halelleşti, öptüm sevdiğim halelleşti. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hey. Mail oldum Gonca güle, Acem şanı ince bele. Acem şanım ince bele. Acem şanım ince bele.
Aa, bu kadar mı? Bir tane daha mı olsun? Yeter naz eyleme bana. Yeter naz eyleme bana. Gel göreyim. Şalın ince bele, acem şalın ince bele. Aa, bu kadar mı? Başka bir şey. Bozdak şeydi, devamı ya, da vardı da süper, uzatmayalım diye. Nasıl okudun olgun ya? Bozdak'ın ikinci kısmı da vardı. Hani güzeldi, daha sözleri de daha güzeldi. Kesmek ama... istemedim o, aslında. Ama yok, kestin. Yok. Yok, yok, anlamda değil. Yok, yani. Şey, sözünü yok, yok, çok süper. Şunu yok söylemek istiyorum. Aslında Bozdak'ı sen iki ton daha yukarıdan okurmuşsun. Evet. Onu kesip ha, acaba tonu mu değiştirsek dedim ama... Bu da çok olgunluk sesim bu da galiba. Çok ben buradan müzisyen mi çıkacağım acaba? Öyle bir hissim var. Ercan'ın programına da gittim artık. Hani... Ercan sen yorumun çok ediyorsun. Yorumun çok olgun gerçekten. Ya, çok o kadar güzel okudun ki bakıştık yani. Hakikaten bir şarkıyı bir söylemek var, bir de anlatmak var ya. Sen anlatıyor musun usta? Anlatmayı seviyorum galiba. Biraz oyunculukta da onu seviyorum. Galiba yani bir ezberlemek değil de bir ne diyor burada, hani bu diyaloglar yazılmış da ne anlatıyor burada? Bunun hani bizde alt metni derdi rahmetli Yıldız hocamız. Allah rahmet eylesin. Sevgili analım, ruhu şad olsun. Bunun altında bir şey var. Bu alt metinde bir şey var. Bu ne diyor? Bu adam kim derdi? Yani anlatın bunu derdi. Galiba oradan kalan bir öğreti. Yaptığım her işte öyle davranmaya çalışıyorum. Türkü söylersem de anlatmak lazım. Yoksa işte bir takım ritimleri takip edip eller havaya bir dünya oluyor aslında. Türküler öyle değil biliyorsun. Siz daha iyi.